İstanbul'da bir konuğumuz var. Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin. Biz şimdi kendisini canlı yayına aldık. Sorularımız elbette olacak. Önemli sorularımız var. Kendisi çok aykırı bir belediye başkanı. İlginç çıkışlar yapıyor Pendik'te. Yanlış mı düşünüyorum? Günaydınlar diliyorum Sayın Başkanım. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? İstanbul'da havalar nasıl? Bugün yağmurlu bir gün var. Gece yağmur yağdı. Onun için İstanbul'un güzel günlerinden biri. Baharda yağmur yakışıyor. Yakışıyor. Evet, yağmurdan bahsettik. Siz de yağmurla ilgili konuştunuz. Gündemde belediyecilik adına önce bir sorun var. Şimdi son günlerde hem dünyada yaşanan felaketler, işte yağan yağmurlar, karlar, fırtınalar, belediyeler yağmur yağdığı zaman böyle altyapılarından dolayı direkt tepki alıyorlar vatandaşlar tarafından. Geçtiğimiz günlerde de İzmir'de yaşandı. İzmir'i felaket götürdü. İşte mikrofona konuşanlar, işte böyle belediyecilik mi olur, belediye başkanı neden önlem almıyor diye. Sizce belediye başkanlarına çok mu yükleniyoruz vatandaşlar birey olarak? Aslında bütün tedbirleri almak mümkün ama her bir tedbirin ciddi bir maliyeti var. Doğal olarak yağmur suyu kanallarınızı neye göre yapıyorsunuz? Olağan yağmur akışına göre bir altyapı oluşturuyorsunuz. Diyorsunuz ki olağan olarak böyle yağar ve bunun için de bu yatırım maliyetini katlanalım. Bu yatırım maliyetine göre de yatırımımızı yapalım. Ama olağan dışı yağmurlar, olağan dışı yağışlar olduğu zaman doğal olarak altyapınız bunu kaldıramıyor. Peki olağan dışına göre, olabilecek maksimuma göre altyapı yapılamaz mı? Çok yüksek bir maliyet. Zaten yağmur suyu altyapıları oldukça pahalı işler. Bu biraz da bütçeyi gerektiren şeyler. Bir de tabii bu son zamanlarda, özellikle son yıllarda küresel ısınmayla beraber aşırı ve ani yağışlar gibi bir şey gündeme girdi ki tabii afet yönetimi açısından belediyeleri oldukça zorluyor. Evet, Pendik ilçesi İstanbul'un hızla gelişen, büyüyen bir ilçesi. Aynı zamanda İstanbul'un en eski bir ilçesi diyebilir miyiz efendim? Evet, şu anda nüfus olarak İstanbul'un en kalabalık 4. ilçesi ve tarihi açıdan da son Temenye'deki buluntularla beraber İstanbul'un en eski yerleşim noktası. Milattan önce 6500'e dayanan, Neolitik çağa dayanan buluntular yakın zamanda Marmara kazıları sırasında ortaya çıktı. Peki efendim, siz 4 yıl önce, hatta 5 yıl önce böyle vatandaşlara indiniz adayken, belediye başkanı adaylığının sürecinde, işte Pendik'in sorunlarını elbette siz de bilen bir insan olarak ne gibi proje sorunları çözeceğim dediğinizde hangilerini çözdünüz? Pendik'te en büyük sorun, Pendik'in en büyük sorunu nedir efendim? Aslında bütün İstanbul'un en önemli sorunu gibi kentleşme en büyük problemimiz. İstanbul deprem riski taşıyan bir bölge ve tabii çarpık yapılaşmanın oldukça yoğun olduğu bir bölge. Pendik de bundan nasibini almış maalesef. Evet. Şimdi en önemli ve en öncelikli konumuz kenti mümkün olduğunca imkanlar çerçevesinde daha yaşanabilir hale getirecek dönüşümü gerçekleştirmek. 4 yıldır da en yoğun mesaimizi kentsel dönüşüm ve yapılaşma için harcıyoruz. Kentsel dönüşüm ve yapılaşma için. Aday mısınız başkanım? Şu anda belediye başkanıyım. Düşünüyor musunuz tekrar belediye başkanlığını? Nasip olursa bir dönem daha yapmak isterim. Bir dönem. AK Parti'de biliyorsunuz 3 kez belediye başkanları yapamıyor artık. Yani siz herhalde ikinci dönem oluyor değil mi, yanılmıyorsam? Ben ilk dönem şu anda 4 yıllık belediye başkanıyım. 4 yıllık belediye başkanısınız. Peki efendim, şimdi öyle bir çıkış yaptınız ki Pendik'te, asıl konumuza gelelim biz. 1+1 daire yapmak Pendik'te yasak. Böyle bir karar çıkarttınız. Peki eskiden genelde ev sahipleri bekara ev vermeyiz ya da öğrencilere ev vermeyiz derdi. Bununla alakası var mı? Ya da dar gelirli kişilerden, öğrencilerden tepki aldınız mı Pendik'te yaşayanlardan? Açıkçası böyle bir yasaklama yapmadık. Sadece bir durumu tespit edip bu konuda kanaatimizi yüksek sesle ifade ettik. Pendik oldukça fazla yeni konutların yapıldığı bir bölge ve tabii önümüze projeler geliyor. Projeler içerisinde 1+1'in bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ama 1+1 ihtiyacının toplam ölçek içerisinde oranının son zamanlarda giderek arttığını görüyorum. Normalde bu oran %10'larda, %15'lerde olur. Çünkü tüm toplum profiline baktığınız zaman
o profil içerisinde bu ihtiyacın o oranlarda olduğunu bütün çalışmalar gösteriyor. Bütün şehircilik, bütün planlama çalışmaları. Ancak öte taraftan bakıyorsunuz bugün projelerin %70'i 1+1, %30'u 2+1, 3+1 ya da diğer yaşam alanlarını hitap eden projeler. Ve maalesef kentsel dönüşümle ilgili 4 yıldır yoğun bir çalışma yapıyoruz. Kentsel dönüşümde aslında en öncelikle değiştirmemiz gereken şey, kentsel dönüşümde kentle ilgili algımızın değişmesi gerekiyor. Kent dediğimiz şey aslında bizim gelecek hayatımıza bakış açımızı etkileyen en önemli yapı. Bunda da en önemlisi konut mimarisi. Konut mimarisine nasıl bir hayat planlıyorsak önümüzdeki zamanda ortaya koyduğumuz konutlara göre bir yaşam ortaya çıkacak. Bugün ülkemizin ve hatta dünyanın en önemli problemi aileyle ilgili problemler. Biz aileyi çok öne almalıyız. Aileyi ayakta tutacak yapıları, kurumları mutlaka destekleyici bir anlayışı ortaya koymalıyız. Tabii 1+1 konutlarda aile açısından hiç cazip olmayan konutlar. Peki 1+1'i kim alıyor? 1+1'i en çok insanlar oturmak için değil, yatırım için alıyorlar. Konut bugün Türkiye'de tercih açılarına, tercih sebeplerine baktığımız zaman en önemli tercih ediliş, konut tercihimizi oluşturan şey neresi prim yapacak, nerede kazanacağız, yatırım açısından hangisi cazip? Elbette bu olmalı ama bu tek başına ve en öncelikli konut tercihimizi oluşturmamalı. 1+1'in tercihinde de bunu gördüğümüz için ve tabii Pendik'te bugün 210 bin konut var. Bu 210 bin konutun 35 bini boş. Evet. Ya üzücü bir rakam. Peki öyle efendim. Bu şunu ifade etmek istiyorum. Bu 1+1 bir ihtiyaç. Oranını iyi ayarlamazsak bugün için cazip olan, kiracı bulunan, yatırım yapılan bir alan önümüzdeki süreç içinde bizim karşımıza bir sorun olarak çıkacak gibi gözüküyor. Peki, sürdürülebilir gibi Sayın gözüküyor. Sayın Şahin, konutlarla ilgili obezite ve antidepresan cümleleriniz olmuş. Yani bunun apartman yaşantısıyla ne alakası var? Yani çok merak ediyoruz efendim. Bunu halkımızı bilgilendirir misiniz? Evet. Ben tabii asıl mesleğim, ben doktorum. Evet. Enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım. Hayatın içerisine tabii görüyoruz ki konut yaşam biçimimizi çok net belirleyen bir yapı. Biz kenti tasarlarken önceliğimiz ne oldu? Başımızı sokacak bir ev. Anadolu'da insanlar geldiler, büyük şehirlerde başını sokacak bir ev yaptılar. Bunu da komşularına bakıp yaptılar. Komşularımız nasıl yapıyorsa biz de öyle yapalım. Bunu yaparken öncelik başı sokacak evde, sonra bir kat daha çıkalım. Kiralık bir dairemiz olsun, onun geliri olsun. Ama çok şeyleri ihmal ettik. Birinci ihmal ettiğimiz şey çocuklarımız. Çocuklarımız nerede oynayacak bunu düşünmedik. Sokakta oynar diye düşündük ama bugün öyle bir trafik, öyle bir araba yoğunluğu var ki çocuklarımız sokakta oynayamıyorlar. Sokakta oynayamayınca bilgisayarın başında, televizyonun başında yetişen, maalesef fiyat aktivite rakamlarının çok yükseldiği bir topluma dönüştük. Aynı şey kadınlarımız için de öyle. Biz kadınlarımızı da bu konutlarımızı, evlerimizi imal ederken düşünmedik. Sonuçta sokağa çıkamayan, enerjisini, stresini atamayan hanımlar sadece evin içerisinde doğal olarak aktivitenin eksikliğine bağlı olarak hem stres katsayıları çok yükseldi, hem de obezite oranları çok yükseldi. Bu söylediğim şeyler Sağlık Bakanlığı'nın resmi rakamları. Biz mutlaka yeni kenti dizayn ederken, İstanbul'da çok önemli bir dönem yaşıyoruz. Kentsel dönüşümde deprem odaklı bir dönüşüm yaşıyoruz. Toplum artık bu kentsel dönüşümü bir ihtiyaç olarak gördü. Bu çok ciddi bir kazanım. Ama diyoruz ki bu kentsel dönüşüm ihtiyacı madem ortaya çıktı, şimdi bu fırsatı biz yeni sorunlara değil, sürdürülebilir akılcı yaklaşımlarla değerlendirmeliyiz. Yani önceden insanlar konutlarını yaparken başını sokacak ev profiliyle olaya bakıyorlardı. Bugün ne diye bakıyorlar? Prim yapacak, rant getirecek konut alalım diye. Bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Bugün hükümetimizin ortaya koyduğu dünyadaki gidişata baktığımız zaman herkesin ev sahibi olacağı bir dünyayı arzuluyoruz. Ben de şahsen bir belediye başkanı olarak herkesin ev sahibi olduğu bir şehrin belediye başkanı olmak arzu ediyorum. Ve bunun için çok ciddi çalışmalar yapıyorum. Tabii böyle olduğu zaman kiracı perspektifli, yatırım perspektifli bir olayın önümüzdeki süreç içinde zorluk oluşturacağını düşünüyorum. Biz tabii kentsel dönüşüm algımızda en çok neyi öne çıkarmalıyız? Çocuklarımız için parklar olmazsa olmaz olarak düşünmeliyiz. Eşlerimiz, hanımlarımız için mutlaka sosyal aktivite yapacakları, açık alanlarla buluşacağı mekanları öne çıkarmalıyız. Daha da önemlisi ulaşım ihtiyacımızı öne çıkaran çözümleri daha çok
tercih etmeliyiz. Ve mutlaka otopark ihtiyacının önemli bir ihtiyaç olduğunu görmeli ve buna yönelik olan fırsatları öne çıkarmalıyız. Eğer biz bunları öne çıkarsak, tabii aslında çok ihmal ettiğimiz, bizi biz yapan değerlerimiz açısından eskilerin ifadesiyle ev alma, komşu al hassasiyetini de öne çıkarmalıyız. Şimdi 1+1'lerde maalesef fiilen yaşıyoruz biz Pendik'te, bu tür sitelerde, bu tür yapılarda komşuluk ilişkilerinde nasıl zorlanıldığını herkes biliyor. İşte bir site yakın zamanda bir yönetim kurulu toplantısı yapıyor. 70 daire 1+1, 30 daire 3+1, 30 dairenin tamamına yakını toplantıya katıyor. 70 daireden sadece 4 kişi katılabiliyor. Çünkü yaşam tipleri bu tür sosyal aktivitelere katılmaya göre planlanmış ya da bunu önemseyen bir yapı değil. Biz bir taraftan diyoruz ki dünyanın gidişatı açısından ülkenin nüfusu önemli, genç nüfus önemli. Sayın Başbakanımız her yerde 3 çocuk diyor. Gerçi artık o şimdi 3+1 diyor. Efendim peki 3 çocuk fazla politikasına uygun bir hareket etmiyor musunuz? Bu 1+1'lerin müteahhitlere böyle bir ruhsat vermiyorsunuz 1+1'lerle ilgili. Peki şöyle diyelim. Şöyle diyelim 3 çocuk politikasına hareket edilmiyor mu sizin yapmış olduğunuz bu uygulama? Aslında tam da bunu destekleyen bir yaklaşım. Diyoruz ki zaten 1+1 de tek kişilik yaşamlar açısından idealdir 1+1. Bu bir ihtiyaçtır. Tek kişi yaşayan insanların 3+1'de, 4+1'de oturması kabul edilemez. Ama biz toplum içinde tek kişi yaşayanların oranının nerede olmasını istiyoruz? %10'ları geçmemeli. Hadi bilemediniz %15. O zaman 1+1 konutumuz da bu ihtiyaçla oranlı olmalı. Bu ihtiyacı aşarsa bekarlar ev bulmalı, öğrenciler ev bulmalı, tek başına yaşayan insanlar mutlaka kiralık ev bulabilmeli. Aslında ideali biz bunları daha doğru sistemlerle, herkes ev sahibi yapacağımız bir profille değerlendirmeliyiz, bir yaklaşımla değerlendirmeliyiz. Ama onun ötesinde bir taraftan Türkiye'nin nüfusu azalmasın, dünyada işte Batı bu hataları yaptı, biz bu hataları yapmayalım diyoruz. Bir taraftan da yaptığımız konut tipine bakıyoruz. Konut tipinde öncelikli şeyler niye? Tabii kolay satılıyor 1+1'ler. Kolay kiraya verilebiliyor. Fiyatları düşük olması, kiraları düşük olması açısından. Tabii bu bakışta baktığımız zaman yatırım yapanlar çok haksız değiller. Ama ben bir sorumlu mevkideki kişi olarak görüyorum ki bu iş bir süre devam edebilir ama uzun süre sürdürülebilir bir şey değil. Pendik'te 35 bin konutun boş olduğunu ben biliyorum. Halkımız bilmiyor. Ben diyorum ki evet buna yatırım yapın ama ihtiyacınızsa siz oturacaksanız tabii ki 1+1 alın. Ama 1+1'i sadece kiraya vereyim, yatırım amacıyla alıyorsanız bu işin çok uzun süremeyeceğini bilin. Şu andaki gidişat, önümüzdeki rakamlar bu işin uzun yıllar sürdürülemeyeceğini gösteriyor. Siz de ona göre tedbirinizi alın diyorum. Peki efendim, ben olayı şöyle bakıyorum. Şimdi Sayın Şahin, hani Allah inşallah size ömür verir ve tekrar belediye başkan olursanız bu olayı herhalde, bu projeyi, yani ben koltukta oturduğum sürece sürdüreceğim diyorsunuz. Bu 1+1'leri. Farz edelim bu olay 10 yıl sonra yine böyle Pendik'te böyle inşaat yapan müteahhitler 1+1 yapmazsa ne olacak efendim? Yani bu bekarlar, bu öğrenciler nerede kalacak? Yani bu insanlar 3+1'de oturmak zorunda mıyız derlerse cevabınız ne olacak? Açıkçası bir yasaklama gibi bir durum söz konusu değil. Tabii hukuken de zaten belediyenin böyle bir yasaklaması söz konusu değil. Ama toplumda satın almayla ilgili bir algı oluşuyor. Bu algıyı sorumlu mevkideki kişiler olarak mutlaka kamuoyunu uyarıp doğru şekilde yönetilmesini sağlamalıyız. Burada sadece piyasanın talebi, piyasanın algısı bu süreci belirlememeli. Elbette 1+1'ler olmalı ama 1+1'lerin bir proje içerisinde, toplam içerisinde %10'ları, %15'leri geçmemesi lazım. Toplumda biz %70, %80 hakim unsurun aileler olmasını istiyoruz. Hatta geniş aileler olmasını istiyoruz. Bugün biz kendi ailelerimiz içerisinde annemize, babamıza yer bırakmadık. Kimsenin annesi babası artık yanında kalmıyor. Biz maalesef huzur evi kavramını başka mekanlara taşıdık. Evimizde, kendi evlerimize huzur evi diyemiyoruz. İşte annemiz babamız yaşlanınca başka mekanlarda kalacaklar, tek başına kalacaklar. Böyle bir perspektif. Halbuki biz evimizde misafirimizi ağırlayacağımız mekan neresidir diye düşünmüyorsak, şimdi kendi geleneğimiz açısından çatışan bir toplum olacağız demektir. Halbuki bizde misafir berekettir diye bakarız. Misafir 10 getirir, birini götürür, 9'unu bırakır diye bakıyoruz. Şimdi biz konut algımızda bütün bunları ihmal ettiğimizi görüyorum. Ben bu sancının farkında olan bir belediye başkanı olarak bunu gündeme getirmek istiyorum. Diyorum ki biz konut tercihimizde rant evet,
olmalı. Bu hassasiyeti dikkate alalım. Ama bu iş rant merkezde olmaktan ziyade merkeze şunu alalım. Benim ihtiyacım ne? Biz ihtiyacımıza göre konut meselesine bakalım. Bugün artık Türkiye'de menkul piyasaları yerli yerine oturmaya başlıyor. Eskiden tabii insanlarımız haklıydı. Gayrimenkul en sağlıklı yatırım aracıydı. Alternatifleri azdı ama bugün menkul piyasalarda çok ciddi alternatifler var. Biz bunu yönetmek zorundayız. Biz artık konuta şöyle bakmalıyız. Ben nasıl bir yaşam arzu ediyorum ve benim ihtiyacım ne? Müteahhitler de sektörde buna göre üretim yapmalılar. Yani konut meselesi sadece işte prim yapan, rant getiren, bu amaçla satın alınan ve kiracı perspektifli bir yaklaşıma dönmemeli. Biz de artık gelişmiş ülkeler gibi herkesin ev sahibi olacağı bir yaklaşımı öne geçirmeliyiz ki bu konuda çok ciddi çalışmalar var. İşte banka faiz oranları düşmeye başladı. İnsanlar daha kolay konut sahibi oluyorlar. O zaman bu profil devam ederse kiracı bulmak için yatırım yapanların işi açıkçası zorlaşacak. Kendi oturacaksa hiç söyleyecek bir lafım yok tabii ki. Tabii. Şimdi bir izleyicimiz bize mesaj göndermiş. Tahir Bey, evler tamam yapılıyor da deprem riskinde olan İstanbul'da evlerin yapı malzemesi nasıldır diye soruluyor. Tabii sizin herhalde pek gündeminizde değil diye düşünüyorum. Cevaplar mısınız? Hayır aslında tabii. Twitter'dan elbette gelmiş. Bu konu çok önemli. Buyurun. Bu konu çok önemli. Bugün 2000'den sonra yapılan depremden sonra Marmara depreminden sonra yapılan konutlarda bütün kurumlarımızın hassasiyeti çok yüksek. Tabii zaman zaman işte Sakarya'da yaşanan hadiseler olmuyor değil ama bugün çok iyi biliyoruz ki artık beton standartlarımız çok yükseldi. Ya düşük kaliteli bir betonu hiçbir beton santralinden temin etmeniz bile mümkün değil. Belki standartlarında 30 efsaflı beton, 28 efsaflı üretiliyor. Teknik bu tür şeyler olabilir ama eski yapılarımızdaki beton kalitesi bugünkü beton standartlarına göre 8'lerde onlarda maalesef. Deprem riski yaşayan yerlerde. Biz bugün aslında standartları da en üst depreme göre planlamış durumdayız. Bugün bir yapı imal edilmeye başladığı zaman 3 aşamada kontrol ediliyor. Bir, yapının mimarı, mühendisi yani o işin teknik sorumlusu yapılan bütün yapının başından sonuna mesulü ve sıkı takip ediyor. Yapı denetim firmaları var. Yapı denetim firmaları her aşamada takip ediyor. Beton numunelerini alıyor. Bunları mutlaka testlerini yapılıyor. Bir de belediyelerin yapı kontrol müdürlükleri var. Bizim Pendik Belediye'mizin yapı kontrol müdürlüğü inşaatı 4 aşamada sıkı denetimden geçiyor. En önemli derdiğimiz aşamada tabii ki taşıyıcı elemanlar dediğimiz beton ve demir mimarisi ile ilgili çalışmalar ve açıkça bir de şunu ifade edeyim. Biz bugün çok iyi biliyoruz ki binanın taşıyıcı elemanlarıyla ilişkili yapacağınız tasarruf maliyet açısından çok kazançlı değil. Yani başka alanlarda maliyeti daha karlı hale getirecek imkanlar var. Bugün artık müteahhitler de buna çok tevessül etmiyorlar açıkçası. Binalarımız 2000'den sonra yapılan binalarımız için ben belediye başkanı olarak Pendik'teki binalar için güvenlidir, satın alabilirsiniz diyebilirim. Evet. Sayın Şahin, konumuzu değiştirelim, farklı bir konuya geçmek istiyorum. 1989 yılından bu yana Pendik Belediyesi'nin bir amblemi vardı. Siz bu amblemi değiştirme kararı aldınız. Yanılıyorsam düzeltebilirsiniz. Evet. Estağfurullah, doğru. Tabii, İngilizce ibare eklendiniz. Tepkiler oldu mu Pendik'te? Neden, ya kardeşim biz işte Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz, neden İngilizce bir ibare ekleniyor diye vatandaşların tepkisiyle karşılaştınız mı? Tam tersi oldu. Aslında amblemde daha önceki yıllarda yapılan değişiklikle evet, hem Pendik Belediyesi yazıyordu hem Pendik Municipality diye İngilizce ibare vardı. Biz bu yeni düzenlemeyle bu İngilizce ibareyi kaldırdık. Tabii bütün bu tasarımlar insanların için ya da kurumların için amblem yaparlar. Fark edilsinler, dikkat çeksinler, anlaşılsınlar diye belediyenin yaparlar. Belediyenin yüzüdür zaten tabii, amblem. Bu amblemlerin evet. Bu amblemle de sürekli uzun yıllar aynı devam ettiği zaman tabii doğal olarak algıda küntlük dediğimiz bir hadise oluşuyor. Fark edilmiyorsunuz. Biz de tabii amblemimizin artık dikkat çekmediğini, eksikleri olduğunu, bir de modern tasarım algısına göre farklılaştığını görünce bunu gündemimize aldık. Eksiklerimizi, gediklerimizi kamuoyunda bu konunun uzmanlarıyla tartıştık ve 3 konuda dikkat çekildiğini gördük. Birincisi rengi lacivertti, koyu maviydi. Herkesin amblemi koyu mavi olunca arada fark edilmiyordu. Onun için tonunu bir miktar daha açık maviye, daha modaya uygun renklere taşıma kararı aldık. İkincisi, Pendik Municipality kavramını kaldırmak istedik. Bu konuda toplumun talebini haklı buluyorum. Ben de aynı kanaatteyim. Onun için Pendik Municipality'yi kaldırdık.
Üçüncüsü, Pendik Belediyesi yazısı etrafta yazıldığı zaman küçük karakter olduğu için dikkat çekmiyordu. Daha dikkat çeken, daha ona öne geçen büyük karakter yaptık. Tabii bunu yaparken de grafiğin ana tasarımında küçük bir revizyon yaptık. Dalgalar vardı, deniz dalgaları. Tabii Pendik bir sahil ilçesi. Dalgalar çok dalgalıydı. Karadeniz dalgaları gibiydi. Tabii ben hep latife yapıyorum. Benden önceki belediye başkanı ofluydu. Onun için çok dikkat çekmiyor olabilir ama. Ben evet. Pendik için bu dalgalardan ziyade daha latif dalgaları, daha hafif dalgaları tercih ettim. Marmara dalgalarına uygun. O açıdan grafik tasarımı da çok beğenilen bir şey oldu. Bunu tabii kendi bünyemizdeki grafiker arkadaşlarımız tasarladılar. Evet. Yani şehrimize de bu grafik tasarım için de ekstra bir mali yük gelmedi. Sayın açıkçası. Şahin, şimdi Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan, işte Hakkari'den Kars'a kadar yaşayan vatandaşlara sorsak, işte Pendik deyince aklınıza ne geliyor desek, elbette herkes Pendik Spor'un Fenerbahçe'yi kupadan men etmesi gelir. Evet. Şimdi biz size soralım. Pendik'i nasıl anlatabilirsiniz? Şu anda bizi izleyen Türkiye'deki ve dünyadaki izleyicilerimize, Avrupa'daki. Pendik deyince aklımıza ne gelmeli efendim? Artık tabii Pendik, bu önemli bir şey tabii. Pendik Spor hala çok başarılı bir takım. Bu yıl biz açıkçası Fenerbahçe'yi affettik desek yerdir. Maçı izleyenler bilirler. Az daha maçı alıyorduk ama her zaman da yenmek olmuyor. Yani Fenerbahçe'nin tüm ümidini de ortadan kaldırmamak lazım. Tabii bu latifeydi. Tabii gene latife. Başarısı devam ediyor Pendik Spor'umuzun. Şimdi tabii bugün Pendik, özellikle Sabiha Gökçen Havaalanı'nın gelmesiyle beraber İstanbul'un doğudaki en önemli kavşak noktası oldu. Bütün ulaşım aksının kesiştiği bir noktada. Tabii böyle olunca hizmet sektörü çok gelişti. Bugün Pendik'te 5 tane 5 yıldızlı otel var. Yeni 5 yıldızlı oteller yapılıyor. Önemli bir kongre merkezi haline geldi. Özellikle bu yeni otellerle beraber çok sık kongrelerin yapıldığı, toplantıların yapıldığı bir mekan oldu. Ciddi alışveriş imkanlarının olduğu, tabii marinasıyla beraber önemli bir cazibe noktası oldu. Şimdi tabii aslında Pendik'in önümüzdeki süreçte ana konumu Pendik bir teknoloji kenti oluyor. Teknopark, Türkiye'nin en büyük teknoparkı, Teknopark İstanbul, Pendik sınırları içerisinde yapılıyor ve bu çalışmayla beraber ciddi manada o bölgede dönüşüm başladı. Pek çok teknoloji firması, şirket merkezleri Pendik'i almaya başladılar. Çünkü önemli bir cazibe noktası, önemli teşvik imkanları o bölgede var. Pendik aynı zamanda küçük ve orta ölçekli ve kısmen de büyük ölçekli sanayinin olduğu da bir ilçe. Tabii bu sanayi de kendi içinde değişim ve dönüşüm içerisinde. Onlar da ağırlıklı olarak teknoloji odaklı bir dönüşüm gerçekleştiriyorlar. Biz de belediye olarak teknolojiye çok yatırım yapan bir belediyeyiz. Bugün Pendik Belediyesi teknolojik yatırımlarıyla öne çıkan, bu konuda çok sayıda ödül alan bir belediye. İşte biz E-Devlet'te ilk belediye Pendik Belediyesi oldu. Gene tamamen dijital düzene geçen, tüm süreçlerini dijital imzaya taşıyan ilk belediye Pendik Belediyesi oldu. ISO 27000 veri güvenliği sertifikasını alan ilk belediye Pendik Belediyesi oldu. Şehrimizde de bu anlamda topyekün teknolojiye yönelik önemli çalışmalar var. Zannediyorum önümüzdeki süreçte Pendik adını daha çok teknolojiyle ilişkili konularda gündeme getirecek. Teknoloji deyince akla Pendik gelecek diye düşünüyorum. Şimdi efendim bu soruyu belediye başkanlarımıza sorarız ve belediye başkanlarımız da hep aynı cevapları verirler. Ben yine sormak istiyorum. Aday olursanız kazanır mısınız efendim Pendik'te? Yani şimdi tabii ben bunu rakamlarla ifade etmem gerekecek. Buyurun. Son kamuoyu yoklamalarına göre %63.7'lik bir destek. Kamuoyu fikrini çok değiştirmezse rakamlar öyle gösteriyor. Muhalefetteki partinin şu andaki gene kamuoyu yoklamalarına göre %22-23'lerde bir desteği var. Bu rakamlara bakarak söylüyorum, büyük bir ihtimalle kazanırız diye düşünüyorum. Kazanırız diyorsunuz. Hükümetten destek alıyor musunuz? Elbette. Biz tabii İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediye'mizde çok iyi bir senkronizasyon yakalamış durumdayız. Ortak projelerimiz çok başarılı devam ediyor. Gene tabii hükümetimizin İstanbul'da, Pendik'te, bölgemizde çok ciddi yatırımları var. Bunların oluşturduğu sinerji ve destekle ciddi başarılar elde ediyoruz. Mesela son dönemde eğitimde, sağlıkta çok ciddi yatırımlar yapıldı. Pendik'te inşallah önümüzdeki yıl, bu yıl değil bir sonraki yıl, 2014-2015 öğretim yılına girdiğimiz zaman derslik başına bütün okullarımızda öğrenci sayısını 36'a indireceğiz. Sağlıkta çok büyük hamleler yapıldı. İşte Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi bugün Pendik'te
Türkiye'nin en başarılı üniversite hastanelerinden biri olarak faaliyetlerine devam ediyor. Ciddi sağlık yatırımları oluyor. Tabii kamunun bu yatırımları olunca o bölgenin gelişimi konusunda çok ciddi potansiyel gelişiyor. Tabii ulaşım yatırımlarından hiç bahsetmiyorum. Sabiha Gökçen Havaalanı şehrin bütün profilini değiştirdi. Şehrin değer artışı noktasında en önemli bu hızlandırıcısı Sabiha Gökçen Havaalanı oldu ki yeni pistle beraber önemli bir cazibe noktası olma noktasına gelecek. İşte şu anda Marmaray'ın önemli bir çalışması yapılıyor. Marmaray'ın hızlı treninin son istasyonu Pendik olacak şimdilik, Halkalı'ya gidinceye kadar. Ve tabii o da ciddi manada cazibe noktası oluşturuyor. Evet. Aynı zamanda tabii Pendik Tersanesi Türkiye'nin en büyük tersanesi. Orada da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli yatırımları da bu bölgede oluyor. Önemli bir işçi kenti tabii burası da. Bunlar hepsi şehrimizin gelişmesi açısından fırsatlar oluşturuyor tabii. Efendim sizce Pendik'in en büyük sorunu nedir? Şu anda Pendik'in en büyük sorunu kentsel dönüşümdür. Yeni ve nitelikli bir kent oluşturmadır. Ama bu konuda Pendik halkı bu dönüşümü arzu eder bir hale gelmiştir. Yani Pendik halkı dönüşümü bir ihtiyaç olarak görmektedir. 4 yıldır bu konuda yoğun çalıştık. Onun için süreçte halkımız çok net bir şekilde bizi destekliyor. Evet, sporla ama zor ilgili... ve sancılı bir iş. Kolay bir iş değil tabii. Tabii. İzleyicilerimiz Twitter göndermişler. Sayın sizi izliyoruz diyorlar. Sporla ilgili neler yapıyor belediyede Sayın Başkan diyenler var. Sporla evet. ilgili. Ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Evet. Özellikle amatör spor branşları konusunda çok yoğun çalışmalarımız var. Ama en büyük eksiğimiz tesis eksikliğiydi. Şu anda Pendik Belediyesi'nin kendi bütçesiyle yürüttüğü 5 tane spor kompleksi inşaatı devam ediyor. Bir tanesi yakın zamanda tamamlanacak. Zannediyorum yıl sonuna kadar da tümünü tamamlamış olacağız. Ama onun dışında okullarımızla beraber çok başarılı işler yapıyoruz. Spor konusu ben de çok önemsiyorum. Sporu hayatımızın mutlaka yeme içme gibi bir ihtiyacı haline getirmek zorundayız. Artık bu modern yaşam biçimi ister istemez hepimizi obez insanlar haline getirmeye başladı. Bunu önlemek için de sporu ta çocukken bu işin içine almalıyız. Ama biliyoruz ki spor yaşam biçimi olmak yanında artık mutlaka şampiyonluklarda da taçlanması gereken bir şey. İstanbul bir olimpiyat adayı. Olimpiyat adayı olunca da sporla ilgili çok şey yapmamız lazım. Bizim hem şehrimizde çok sayıda amatör spor kulübü var. Bunlara yönelik desteklerimiz devam ediyor. İşte bu şu anda beşinci semt sahasının inşaatı bitmek üzere. Büyükşehir Belediye'mizle beraber ilçe belediyemiz çok sayıda yeni semt sahaları yapıyor sportif altyapı için. Bir de şampiyon seçimiyle ilgili yoğun bir çalışma yapıyoruz. İlçemizde Gedik Üniversitemiz bir spor bilimleri fakültesi kurdu. Bu spor bilimleri fakültesiyle şampiyon çocuk yaşta keşfedilir parolasıyla önemli bir çalışma yaptık. Birinci etabını bitirdik. Şimdi ikinci etabında 80 bin çocuğumuzun tamamına yakınını sportif yeteneklerini keşfetmeye yönelik bir çalışma yapacağız. Tabii aynı zamanda çocuklarımıza temel spor eğitimi veriyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber geçen yıl 10 bin çocuğumuza temel basketbol eğitimi verdik. Basketbol Federasyonumuzun desteğiyle onlara çok teşekkür ediyorum. Şimdi de Voleybol Federasyonumuzla beraber 5 bin çocuğumuza temel voleybol eğitimi vermeye gayret ediyoruz. Yüzmeyle, binicilikte, tenisle ilgili yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz inşallah 2020'de Olimpiyatlar İstanbul'da olur. Pendik'ten de biz şampiyonlar çıkarız diye düşünüyorum. Efendim son olarak... Tabii cross'ta da çok iddialıyız. Cross'ta Pendik da. Belediye'mizin çok başarılı bir cross takımı var. O noktada da faaliyetlerimiz devam efendim, ediyor. Efendim halkımıza bir mesajınız var mı? Sizleri izleyen Pendiklilere neler söylemek istersiniz? Programı kapatacağız. Evet. Ben tabii öncelikle Beyaz TV'ye bu fırsat için çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Tabii Pendik halkımız, Pendik İstanbul'un en hızlı gelişen ilçelerinden birisi. Biz de gece gündüz bu işin daha iyi noktaya taşınması için bir emanet verildi. Bu emanetin hakkını vermeye gayret ediyoruz ama Pendik halkımız bugüne kadar hangi konuda, biz tabii bu konuştuğumuz her konuyu halkımızla istişare ederek, konuşarak onların arzuları ve ihtiyaçları doğrultusunda ifade etmeye çalışıyoruz. Onlar da her zaman bu konuda haklı olduğumuz hadiselerde çok net desteklediler. Biz biliyoruz ki bu işin içinde halkımız olursa bugüne kadar çok şey birlikte başardık. Birlikte başarmaya da devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Efendim bu güler yüzünüzden dolayı da size teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun programımıza katıldığınızdan dolayı. Halkımızı aydınlattınız. Pendiklilere güzel mesajlarınız oldu. Selamlarımızı gönderiyoruz sizlere Sayın Şahin. Biz de İstanbul'dan efendim size iyi günler, iyi yayınlar diliyoruz. Sağ olun.